Abimiz Tuğçe kocaman ee, şu an Ali Rıza Eraslan'ın işi Ayşe, Ayşe Hanım'ın yanında. Ee, Tuğçe cim söz sende. Dün oğlunun kendisi hakkında yaptığı açıklamaları da dinledi. İki kardeş yan yanalarda anlat. Onlar da annelerine karşı çok tepkililer. Bir tarafta oğulları, bir tarafta kardeşinin oğlu, teyze olarak, anne olarak neler söyleyecek söz sizde? Evet Müge Hanım iyi yayınlar. Şu anda Ayşe Hanım'la beraberiz. Sizin de dediğiniz gibi Ayşe Hanım yayınları da takip ediyor. Oğlu Ferhat'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de e, düşündüklerini de daha önce konuşmuştuk. Şimdi tekrar konuşacağız kendisiyle. E, Ayşe Hanım oğlunuzu dinlediniz. Evet. Ferhat sizinle ilgili e, ilişkiyle ilgili video ile ilgili pek çok şey söyledi. Öncelikle siz oğlunuzun e, bu iddiaları ile ilgili ne söylüyorsunuz? Özellikle videoyu konuşalım öncelikle. Video falan Tuğçe Hanım yoktur. Oğlum yalan diyor. Eğer video falan varsa babası niye aldı kaçırdı videoları? Mahkemeye sınsaydı. <laughs> eğer ben su suçluyum. Oğlum yalan diyor. Ama ben gördüm diyor, izledim diyor. Ee, görüntülerin içinde ne olduğunu anlatıyor. Yalan hayır Tuğçe Hanım yalan. Bir şey yoktur ellerinde. Hayır yalan, yalan diyorlar. Yani Oğullarına söylemek e, Böyle bir video mı? olsaydı eğer ellerinde? Evet gitmeyecekti. Hı hı. O adam kaçmayacaktı. Bir şey yoktur onun ellerinde. Hı hı. Hiçbir delil yoktur. Peki e, Ferhat'a ne söylemek istersiniz söyledikleriyle alakalı? <laughs> Ferhat orada bana itiraf atıyor. Ferhat tam tersi anlatıyor. Diyor annem yemek yapıyor hani. Yapmamıyor. Hı hı. Hani Ferhat babanın kavgalarından, şeylerinden nasıl yemek yapacaktım? Yapıyordum da siz yemiyordunuz. Beğenmiyordunuz. Her gün o evde kavga, dayak, şiddet vardı. Babam madde bağımlısıydı. İç gün yatmıyordu. İç gece, iç gündüz yatmıyordu. Babam böyle biriydi. Sizin de huzurun ellerinde yoktu. Siz hep sokaklardaydınız. Okulu bıraktınız. Ben eğer bir kötü anne olsaydım, size, niye yedi yıl baktım? Kitilin peşine düşerim düşerdim. Eğer kötü biri olsaydın, Ferhat, niye öyle yapıyorsun? Ferhat babasının baskında öyle yapıyor. Yalan diyorlar. Allah'a nasıl cevap vereceksin Ferhat? Ben senin annenim. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Sizin söylediklerin hepsi yalan. Hepsi yalan. Peki e, Diyordu ki sürekli annem telefonla konuşuyor, elinden hiç telefon düşmüyor, sürekli dil, e, devrim teyzemle konuşuyor. O ne derse onun dediklerini yapıyordu diyordu. Hayır hani ben telefon kullanıyordum. Onu babası bana verdiği zaman, canı istediği zaman diyordu devrimle konuş. Telefonum yoktu ki hiç. Yalan diyorlar. Tam tersi anlatıyorlar. Evet. E ben dergine diyordum. Niye oğlanlar bu Hep kadar bana kifir Derin diyordu bir şey olmaz, bir şey olmaz. Artık biz rezil, rızva oluyoruz. Sen gelip yine gidiyorsun. Peki sizce oğlunuz neden bu kadar e, size sinirli, neden düşman gibi davranıyor? Neden? Babanın dolduruşuna geliyor. Babası halaları öyle yapıyorlar. Kafalara, beynlere sokuyorlar. Ben kötü bir anne olsaydım size okula vermezdim. El alemin zekatıyla, ailemin desteğiyle size baktım. Bu gene için. Allah ne cevap vereceksiniz? Efendim ben şurada araya gireyim. Ee, baba ve bir süre cezaevinde kalıyor bu uyuşturucu, işte insan kaçakçılığı falan filan mevzularında. Ee, hanımefendi onu demeye çalışıyor. Yani babanız cezaevindeydi. 8 yıl size ben baktım milletin zekatıyla, ailemin desteğiyle. Ben o zaman kötü bir anne olsaydım o zaman sizi bırakırdım ve kaçar giderdim ee, diyor yani anlatmaya çalıştı. O aslında e, üzücü bir durum. E, yani insana tabii ki hmm, yani bir insan hakkında bu tip şeylerin söylenmesi hele ki doğru değilse bunun adı iftiradır söylenmesi çok zor. Ama bu sözler sizin en yakınınızdan evladınızdan geliyorsa kaldırması tabii çok daha... Tabii ee, güç şeyler. Ben açıkçası bu anlatılanlar içinde çok özür diliyorum Ayşe Hanım'dan, sizlerden de. Siz... Şimdi Ferhat dün sanki öyle bir anlattı ki ev yol, yol geçen hanına dönmüş yani. Evet. Bir o giriyor, Asla. bir o giriyor, bir enişte giriyor, bir yeğen giriyor, bir tanımadığı bir adam giriyor falan. Hani ne oluyoruz yani insan? Ne oluyoruz demeden evet. e, edemiyor. Yaşanan yerler belli. Az sonra e, hani demişti ya Ali Rıza Akkuş, e, ben Eraslan biz Berzan'ı gördük dayısının köyünde. Oraya da gittik hani köye gidiyoruz. 12 y haneli yer. Yok, yani her küçük yerlerden bahsediyoruz evet. bir Yani Ayşen Hanım'ın evine giriyorlar, çıkıyorlar. İki tane erkek çocuk var. Etrafta akrabalar Duyulmaması, var. Duyulmaması, görülmemesi mümkün değil. Mige Hanım şey yani, yani, bir şey görülmez, iki görülmez. Oraya bir taş atsan o taş... <laughs> ...o 12 haneli içerisinde 3 dakikada... ...zirveye çıkar. Duymayan Müge kalmaz. Mige Hanım konuşabilir miyim? Tabii tabii. Onun erkek kardeşi evi balkonun yanında. Ali erkek kardeşi evi balkonun yanında. Yan yanalar yani. Yan yana değil, karşı karşıya böyle. Hı hı. O nasıl bir ermiş? Öyle biri almış, öyle biri almış, öyle biri almış. Yani konu konu. kadınmış. Yani doğru söylüyorsun devrimciğim. Evet. evet, evet sanki bir genel ha, evden bahsediyoruz. Baksana, bir o giriyor bir bu çıkıyor bir o giriyor ha? bir o giriyor, bu çıkıyor yani. Peki bu Ferhat'ın bu, bu beyanlarını. O yüzden inandırıcı gelmiyor. Bir diyorum Ferhat'ın bu beyanlarını. Ekranda bir yerine baksana. Öyle bir hal bu kadında var mı? Var mı söylesinler. Bir haline baksana. Hem de doğuda gibi bir yer. Hem de doğu vest bir yer. Bir misafir birinin evine gelir o komşu sürürdür kimdir? Ben neven misafir gelince komşularım hep soruyor. Devrim diyor bu kimdir? Diyorum falan kes, bevan kes, falan kes, bevan kes. Anlatıyorum. Çünkü herkes birbirleriyle çok iç içe ve evet, görüyor yani. Biga... komşulardan bu dedikoduya bilgi sahibiyim diyen var mı? Vallahi hiç öyle yemin olmadı yeminden söylüyorum. Rica Hanım komşularıma bir bağla. De Devrim Hanım nasıl biri eşi nasıl biri çocukların nasıl biri. 21 bir yıldır o mahalledeyim. Bir de Devrimciğim şimdi seni suçluyorlar. Ee, fakat şunu unutmamak lazım. Yine söylüyorum. Şimdi hani insan eşi için bir şey söyleyemez. Yani kocanın sözüne güven olmaz. Hı. Anlatabiliyor muyum? Ama e, bunu ben söylemiyorum. Atasözü olarak Hı. söylüyorum. Onun devamı biraz daha şimdi şey olur diye söylemiyorum yani. Hani çocuğuna ha. başka çocuğu... daha bir şey de söyleme. Evet, orada kes. Allah sonra. Ha. <laughs> Hayır, aslında terbiyesiz de değil yani. Hani diyor ki kocanın sözüne yani çocuğun da böyle hani çişini yapıp yapmayacağına <laughs> güven olmaz. Hani e, kadınlar için yani şey ol diyorlar. Evet. E, tedbirli ol evet. diye. Böyle bazı sözler var. Hani o şey ama güzel Bu, hayatın temel sözleri mi? bunlar. Yani. Bir saniye. Şimdi hadi diyelim ki koca anlatamam ama. Bir insan. Bahsettiğimiz şeyi ben burada söyleyemiyorum bile. Ciddi bir hani bir ensesten bahsediyoruz. Hangi anne buna müsaade eder? Şimdi niye kocasını... Şimdi devrimi suçlamalarının nedeni şu. Sen yönlendiriyorsun. Ya Bir insan kocasını gönderir mi bir başka kadına? Konuş... Ya da oğlunu gönderir kardeşine. mi? Yani e, olacak iş mi? Hem de kız kardeşine. Hem <laughs> kendi kocanı <laughs> hem de, hem kız, de kardeşine. kız kardeşine. Yani şimdi bu kadının hiç mi aklı yok? Dünyanın sonu gelmiş yani. Ve Konuşalım gayet de devrimde o kadar akıllı, o kadar aklı başında, o kadar terbiyeli bir kadın ki... Biz burada çok özür diliyorum. Biz burada konuları işlerken bazı şeyler konuşulur. İnsanlar inkar eder onu yapar bunu yapar ama bize hemen konu komşu arar. Der ki hani bak Müge Hanım e, bilsin. Ben yayına bağlamıyorum ama bilsin böyle böyle. Ben bir komşuya da inanmam ama 10 kişi 20 kişi aynı şeyden bahsediyorsa bir fikir edinirim. Burada hiç arayan olmadı bu konuda şimdi. Allah yukarıda ben de onun yalan için söyleyemem Komşulardan yani. bu konuda hiç öyle bir, şey bir beyanında Buyurun buyurun. Eşime güvenim sonsuz. Çocuklarıma güvenim sonsuz. 21 yıllıktır evliyim. Eşim aileme hiçbir saygısızlık yapmamış bugüne kadar. Ne beni dövmüş, ne bana küfür etmiş, ne aileme saygısızlık yapmış, ne aileme küfür etmiş. Eşim öyle bir insan. Ailemi bırak bir yana, onların tavrına bile taş atmamış. Peki devrim hanım Eşim o zaman... Eşim öyle bir insan. Ondan güvenim ona ona sonsuza kadar var. Peki zaten, o zaman pardon, öz lan kız zaten... kardeşinizin kocası... Yani enişteniz, evet. niye kalkıp da böyle bir iftira, böyle bir iddiayı ortaya atmış olabilir? Evet, ben... Gerçek değilse. Şimdi gerçek Doğru olmadığını ya, ben söylüyorum. söylüyorum. Ha, söyleyeyim i̇şte, mi hocam? Sebep ne? Bir dakika hocam. Söyleyeyim hocam? Evet. Sadece hatanı biliyorum. Eşime hatanı biliyorum. Kız kardeşim, babam evine geldi. O akşam benim evime geldi. Gözüm kör olsaydı, keşke deseydim yardım ederdim. Bu böyle olmazdı. Çünkü her sefer yardım ettim. Bu sefer yardım etmedim. Bana bu darbeyi vurdu. Yok canım, böyle hocam değil. Hocam bir mi? şey söyleyeyim. Hayır, hayır. Ha şu da var hocam. Hayır şey Ali Rıza Eraslan karısıyla barıştırmak için tekrar onların evine geliyor ya en son gün. Hı. Onlar da diyorlar ki Ercan Bey'in evine. Ercan Bey'le devreye diyorlar ki artık yeter yani biz sizi barıştırmayacağız diyorlar. Ondan sonra oldu diyor. Biz onların tekrar arasına girmedik diye oldu. Diyor. O öfke <laughs> hocam ondan sonra oldu. Yemin ederim bunu biliyorum. Ha ...aşiretten, devletten... ...kendi sığırmak için... ...bir çocuk kaçırmak kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ne yapalım? Kendime bir kılıf arayayım. Hangi kılıf? O kılıfı ortaya koyuyor... ...sahte çıkıyor. Ama, Onu ortaya ama koyuyor, siz sahte aynı çıkıyor. aşiretsiniz. Tamam A hocam. Yani başka aşiretler arasında bir şey olsa... ...dersin ki aralarında kan husumet var... Yok yok ...kan bütme yok. var. Hayır mesela... ...yani burada siz hep aynı... Kaptan yani yemek bir şey yeriz Rahmi Bey aşiret dediğiniz aile. Ha, yani hepimiz bu. E, bunlar burada... aynı aile. Tamam farklı ailelerdeniz. Farklı ailelerden de olsa çocuk kaçırma diye bir şey. Olmaz da e, yani burada öyle hiç olmaz. Yani ama aynı hocam, aile ya. Çocuk kaçırmanın hocam, hiç bir hocam, bir... Madem ki bir suç değil. O olarak. çocuğu ya kaçırdın. Kaçırıyorsun. Gel benimle eşimle hasap sor. Gel derdin neyse ortaya koy. Varım. Hatan varsa kabul ederim. Ne istiyorsam kabul ederim. Ama çocuğu, o çocuktan ne istiyorsun? Daha 14 yaşında ya. Onun yaşındaki anneler onu okula götürüp getiriyorlar ya. Sen ne cezası bana veriyorsun? Ben sana ne yaptım? Güvenim sana sonsuzdu. O gün o çocuğum yerinde gelirdin, derdin, derdin, arabaya gir. Ya babanın evine giderim, ya bir yere giderim, ben de gelirdim. Öyle bana bir özgüven vermiştin. Öyle bir özgüven verdin. 17 yıl şiddet yaptın, dövdün, şiddet büyü ettin, büyü ettin. En sonunda bombayı başıma patladın. Benim de yuvamı darmadağın etti. Evime ateş düşürdün. Çocuklarım, işim darmadağınık olmuş. Derdin neyse ortaya getir. Başım dik, alnım açık. İşte o da diyor ki, bütün bana diyor, bütün bu e, karımın bana ihanetini... Berzan anlattı. Berzan bunu anlattığı için Berzan'ı kendi ailesi Bilcesi. yok etti. Hatta hadi onu söylüyor babası ama bu hani Sezen Aksu'nun ikili delilik şarkısı vardır ya yani aklıma hmm. o geliyor. Ee, hadi baba bunu söylüyor. Dün diyor ki Ferhat siz yoktunuz. Biraz da diyor Müge Hanım iki taraflı bakın diyor. Onlara bakın diyor. Çocuk onlardan çık çık. Nasıl onlardan çocuk? da diyor Değil. kaçırılmış.